Geldim, geldim. Hoş geldin komşum. Hayırdır? Sorma başıma gelenleri. Derdim çok büyük. Ne yapacağımı bilemedim. Gel, gel içeride anlatırsın, gel. Demek Harun'un oyunu diyorsun sen. Öyle. %1000 öyle. Yine kandırıp götürecek yavrumu. Ben yıllarca yeğenlerimi aradım. Şimdi tam bulmuşken o ahlaksız, meymenetsiz kocası yine kandırıp götürecek kızımı. Ona zarar verecek diye öyle korkuyorum ki. Sakin ol, sakin ol. Buluruz bir yolunu. Hem Melek buraya gelecek demiştin. Gelecek, gelecek ama İşte o da yavrusunun adını duyunca aklı çıkıyor. Hayır, nasıl tutarım, nasıl ikna ederim bilmiyorum. Melek akıllı kızdır. Konuşuruz, anlar. Ararsınız Ankara'yı da öğrenirsiniz durumunu. Ah, az daha unutuyordum. Dur. Yanlış anlamazsam sen al bunu, yanında kalsın. Ben sonra Azmi Bey'le de senin ücretini konuşacağım ayrıca. Ne gerek vardı şimdi? Hay Allah, mahcup oldum. Ne olur canım, yabancı mıyız biz? Hem gerçekten hastaysa yavrum, hemen Ankara'ya gidin. Bir şey olursa da beni ararsınız. Sağ ol, bu zor günümüzde. Estağfurullah. Hı, gel şöyle. Nasıl? Bandajın değişini daha rahat değil mi? Hı hı, daha iyi. Hayat, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii. Bence bu işi daha fazla uzatmayalım. Hangi işi? İlişkimizi. Yani biliyorsun, biz sözlendik, bir sürü rezalet çıktı. Sonra ayrıldık. Şimdi yine beraberiz ama onlar bizi ayrı biliyor. Yani bence biz çıkalım herkesin karşısına, birlikteyiz diyelim. Ha? Hayır, baştan hiç bulaştırmasaydık sorun değildi fakat şimdi herkesin gözü üstümüzde. Yani ne bileyim, söyleyelim kurtulalım işte. Ne dersin? Olur. Olur mu? Olur tabii. Çocuklar. Hatice teyze sen de mi buradaydın? Evet canım ama gidiyorum. Hadi komşum, sen beni haberdar edersin. Merak ettirme, olur mu? Ederim. Sağ ol. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Hayat. Kızım, iyi misin? Ben de seni görmeye geldim. Daha iyiyim, bir şeyim kalmadı zaten. İyisin, iyisin de sen yine de 2-3 gün üstüne basma. Tamam. Sağ ol Engin'cim, sana da zahmet oldu. Ne demek? Bir şey değil. Hadi Hayat. Teyze. Efendim? Biz size bir şey söylemek istiyoruz. Evet, söyleyin. Biz Engin'le birlikteyiz. Bu sefer gerçekten. Alo. Yerinde misin? Sana doğru geliyor, kaçırma. Tamamdır, sağ ol. Melek!
Bırak oğluma gideceğim. Tamam ben de onun için geldim. Güzel gözüm gel konuşalım. Bırak. Bırak Harun oğluma gideceğim ben. Bırak. Vallahi ben de onun için geldim. Harun ne olur bırak beni Harun. Bir şey yapmayacağım kız. Vallahi bir şey yapmayacağım. Bırak gel, ne olursun bırak. Gel bir konuşalım Ceylan gözüm ha. Gel yeniden başlayalım her şeye. Hadi gidelim ha. Biliyorum çok şaşırdınız ama. Olmaz. Olmaz dedim Engin. Anladın mı? Unut hayatı. Gir içeri. Hadi hayat yürü. Vesime abla dinler misin bizi? Dinleyecek bir şey yok Engin. Senin şirkette işin yok mu oğlum? Hadi hayat. Teyze lütfen bir dinler misin artık? Yürü dedim sana. Vesime abla sen bizi yanlış anladın. Biz senden izin istemiyoruz. Biz kimseden izin istemiyoruz. Biz sadece hayatta birbirimizi seviyoruz. Olmaz diyorum. Olmaz dedim Engin. Niye uzatıyorsunuz? Tamam teyze. Engin, sen şimdi git sonra konuşuruz. Ben bir teyzemle konuşayım, tamam mı? Peki hayatım. Akşam konuşuruz. Hayat. Nereden çıktı şimdi bu? Teyze, tamam içeri geçelim orada konuşalım. Olur mu? Hayat, biliyorum şimdi sen bana çok kızıyorsun. Ama ben senin iyiliğin için söylüyorum kızım. Siz birlikte olamazsınız. Bu iş olmaz. Keşke birini sevmenin nasıl bir şey olduğunu bile bilseydin teyze. Belki o zaman beni daha iyi anlardın. Hayat! Yapma böyle. Yalnız kalmak istiyorum teyze. Sen de konuğa dön istersen. İşinden olma. Yapma böyle kızım. Abla neyin var? Teyze ne oldu? Ablan. Engin'le berabermiş. Ne var bunda? Ne demek ne var bunda kızım? O iş olmaz. Niye olmazmış? Sen niye Engin'le arasına giriyorsun ki? Neden hep hayatımıza karışıyorsun? Kızım kendine gel. Ben kendimdeyim teyze. Engin ablamı seviyor. Canından çok seviyor hem de. Perihan'ın bile kabul etmiş birlikte olmalarını. Sen niye karşı çıkıyorsun? O işler senin bildiğin gibi değil. Sen karışma. Bırak Allah aşkına teyze. Niye karışmayacakmışım? Burada bu evde çürüyelim istiyorsun değil mi? Senin için o konuğa layık değiliz çünkü biz fakirler fakir kalır. Daha iyi bir hayat yaşayamazlar öyle değil mi? Böyle gururları uğruna açlıktan ölürler değil mi? Gonca! Ne biçim konuşuyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ablamın saadetine engel olduğun için seni hayatımız boyunca affetmeyeceğiz. Hem o hem ben. Terbiyesizlik etme.